Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi 5 Şubat cumartesi günü yaptırdığımız COVID-19 testinde koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi İstanbul'daki evimizde karantinaya almıştık. Hamdolsun hastalığı hafif belirtilerle geçirdik. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Bu süreçte yürekten gelen dualarıyla, iyi dilekleriyle gönül gönüle kurdukları köprülerle yanımızda olan milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bizzat arayarak veya çeşitli mecralardan mesaj yayınlayarak geçmiş olsun temennilerini ileten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e diğer tüm siyasi parti genel başkanlarına yöneticilerine milletvekillerine iş insanlarına Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine şahsım, ailem adına teşekkür ediyorum. Yine geçmiş olsun dileklerini iletmek için arayan çok sayıda ülke liderleriyle telefon görüşmesi yaptık veya mesajlarını cevaplandırdık. Telefonla arayarak bize ve eşimize geçmiş olsun dileklerini bizzat sunan arama sırasına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev e, Irak Başbakanı Sayın Kazimiye, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatara, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdi Muhammedova, İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisiye, Libya Başbakanı Sayın Dibeybe, Irak Meclis Başkanı Sayın Halbusiye, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın İzzet Begoviç'e Abu Dhabi Veliaht Prensi Sayın Muhammed Bin Zayde, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Burhan'a, Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Duda'ya şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde mesaj veya mektupla geçmiş olsun dileklerini ileten 23 ülke ve uluslararası kuruluş başkanı ile 26 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisine de teşekkürlerimi sunuyorum. Aziz milletim, karantina döneminde de çalışmalarımızı ihmal etmedik. Çeşitli vesilelerle telefonla görüştüğümüz farklı illerden insanlarımız vasıtasıyla pek çok hususu doğrudan hayatın içinden takip etme imkanı bulduk. Aynı şekilde devlet ve hükümet işlerini de hem yakından takip ettik hem de gereken yönlendirmeleri yaptık talimatları da verdik. Testimizin negatife dönmesinin ardından Cuma günü Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi üyeleriyle bir araya gelerek ortak gündemimizi ve birlikte yapacağımız çalışmaları Vahdettin Köşkü'nde istişare ettik. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iş dünyasıyla birlikte enflasyonla mücadele konusunda atacağı yeni adımları açıkladığı bir toplantıya canlı bağlantıyla katıldık. Bu bağlantı sırasında gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde sekizden yüzde bire düşürme yani etiketlerde doğrudan yedi puanlık bir indirim yapma kararımızın müjdesini de milletimizle paylaştık. Pirinç, Makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir çeşitleri, yumurta, yemeklik yağ çeşitleri, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyveler, sebzeler, kuru yemişler, bakliyat çeşitleri gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdaları kapsayan ürünlerdeki KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Üreticiden toptancıya ve perakendeciye kadar gıdanın tüm süreçlerini kapsadığı için enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızın bir ifadesi olan bu KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. İstanbul'daki toplantıda iş dünyamızdan gıda başta olmak üzere tüm ürünlerde yüzde yedi KDV ve yüzde yedi kendi fedakarlıkları şeklinde en az yüzde on bir indirim beklediğimizi söyledik. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaklardır. Hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre, külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir, ne hakkaniyete sar, ne de sürdürülebilirlik ilkesine uyar. Ayrıca aynı toplantıda 3 ayrı başlık altında toplamda 60 milyar liralık kefalet limitiyle uygulamaya geçirilen kredi garanti fonu paketinin detayları da iş insanlarımıza aktarıldı üretime ve istihdama önemli bir destek sağlayacağına inandığım bu paketin de iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine bu toplantıda yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol haritamız da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kuyumcuların, bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Pazartesi ve salı günleri Birleşik Arap Emirliklerine giderek hem Abu Dhabi'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdik hem de Expo 2020 Dubai Türkiye Milli Günü'ne katıldık. Ziyaretim sırasında farklı alanlarda imzaladığımız toplam 13 anlaşmayla ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin ahdi temelini güçlendirdik. Bir süredir durgunluk içinde olan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine yeni bir ivme kazandıran bu ziyaretin her iki ülke açısından da verimli ve hayırlı neticeler doğuracağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine katkı verecek diğer ülkelerle yakın temaslarımızı daha da sıklaştıracağız. Bugünkü kabine toplantımızda da gündemimizdeki hususları istişare ettik. Yeni dönemin yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Görüldüğü gibi ülkemize ve milletimize hizmetlerimizi kaldığımız yerden hatta çok daha yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletim, karantina sürecinde yaptığımız takiplerde tespit ettiğimiz en önemli eksik Ülkemizde dün ile bugün arasında yeteri kadar güçlü, gerçekçi, vicdanlı bir irtibatın kurulamadığıdır. Halbuki Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda nereden nereye geldiğini görmeden 2023 hedeflerimizin 2053 vizyonumuzun anlaşılabilmesi mümkün değildir. Burada sadece birkaç hususa değinerek ülkemizin nereden nereye geldiğinin muhasebesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz hükümete geldiğimizde ülkemizin nüfusu 65 milyondu. Ülkemiz altyapısı eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, tarımda, her alanda yılların birikimi olan sorunların, eksiklerin, mahrumiyetlerin ağırlığı altında adeta eziliyordu temel hak ve özgürlüklerden güvenliğe kadar diğer alanlarda yaşadığımız sıkıntıları da bunların üzerine ilave etmek gerekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlanan alt yapı hamlesi ve çok partili siyasi hayata geçişle filizlenen demokrasi umudu yerini darbelerin ve terörün gölgesinde baskı, yokluk, yoksulluk içinde bir hayata bırakmıştı. Karşımızda tarihiyle ve medeniyetiyle küs, potansiyeli ve imkanları küresel baronların temsilciliğini üstlenmiş bir avuç azınlığa peşkeş çekilen, ayağına pranga vurulmuş Türkiye gerçeği vardı. Her isteyen evladımızın üniversite başta olmak üzere eğitime ulaşabilmesinin, her vatandaşımızın yaygın ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesinin, can ve mal güvenliğinden emin şekilde başını yastığa koyabilmesinin, kamuda ve hatta sokakta değerlerine ve kültürüne saygılı muamele görebilmesinin, 81 vilayetimizin hepsinin de belirli bir standardın üzerinde yol, su, elektrik gibi temel altyapılardan faydalanabilmesinin, kısaca insanca bir hayat sürmesinin gerçekten çok zor olduğu dönemlerden geçerek bugünlere geldik. Bu hakikatleri bilhassa da o günleri görmemiş, yaşamamış gençlerimize anlatmanın ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ancak eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı, sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir. Sadece günü yaşayarak, sadece günü kurtararak, sadece günü önümseyerek geleceğimize güvenle bakamayız. Elbette önceliklerimiz olacak. Dün önceliğimiz can ve mal güvenliğimizi tehdit eden terördü. Dün önceliğimiz egemenlik haklarımızı ve milli çıkarlarımızı hiçe sayan, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef alan kuşatmalardı. Dün önceliğimiz bizi çoluğumuzun, çocuğumuzun, annemizin, babamızın karşısında boynu bükük bırakan, nafaka aramaya, gurbete çıkmaya mecbur bırakan işsizlikti. Dün önceliğimiz teröre ve işsizliğe kalıcı çare bulunmasına mani olan siyasi istikrarsızlıktı. İç huzursuzluklardı, iç kavgalardı. Dün önceliğimiz hayatımızın dört bir yanını saran yokluklardı, mahrumiyetlerdi. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gitmenin eziyet, şehir içinde herhangi bir yere ulaşmanın çile, çağın nimetlerinden yararlanmayı sağlayacak hizmetlere sahip olmanın lüks olduğu devirlerden geçtik. Musluktan akan suyun, tavanda yanan lambanın, konuşacak telefonun, bayramlarda yeni kıyafet sahibi olmanın, kışı geçirecek nevaleyi temin edebilmenin en büyük sevinç sebebi sayıldığı dönemler yaşadık. Bugün ise artık ülke geneline yaydığımız ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyedeki eğitim kurumumuzla, dünyanın imrenerek baktığı şehir hastanelerimizle, neredeyse 5 kat artırarak uzunluğunu 28 bin kilometreyi geçirdiğimiz bölünmüş yol ağımız ve sayısını 56'ya çıkardığımız havalimanlarımızla, 3 kat artırarak 100 bin megawata yükselttiğimiz kurulu enerji gücümüzle, yüz binlerce aileyi ev sahibi yaptığımız toplu konut projelerimiz, şehirlerimizi donattığımız millet bahçelerimizde yerli ve milli katkı oranını yüzde seksenlere doğru taşıdığımız savunma sanayimizle dünyada erişmedik yer bırakmayarak 225 milyar dolara çıkardığımız ihracatımızla misafir kapasitesini beş kat artırarak 55 milyona vardırdığımız turist ağırlama altyapımızda yıllık ortalama %5'in üzerinde gerçekleşen büyüme oranımızla hedeflerine doğru hızla ilerleyen dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda son dönemece giren bir Türkiye'de yaşıyoruz. Hamdolsun ülkemiz geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde tüm bu eşikleri geride bıraktı. Bugün artık kimi alanlarda gelişmiş ülkelerin dahi önünde hizmet altyapısına sahip bir Türkiye var. Bugün artık sınırları içinde hiçbir terör faaliyetine izin vermeyen, sınırları dışındaki terör örgütlerini de adım adım takip eden bir Türkiye var. Bugün artık vatandaşlarının can güvenliğinden emin olduğu, hukuk devleti ilkesine bağlı, temel haklarını kullanan Özgür bireylerin Türkiye'si var. Bugün artık siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik olarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı vatandaşlarının başı dik bir Türkiye var. Bugün artık her alanda kendisiyle birlikte tüm dostlarının ve kardeşlerinin güvenliğinin, huzurunun, refahının teminatı haline gelen bir Türkiye var. Salgın döneminde sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm alanlarda bu gerçekleri hep birlikte gördük, yaşadık. Küresel sağlık ve ekonomik krizinin gelişmiş, gelişmekte olan ayrımı yapmadan tüm ülkeleri kasıp kavurduğu bir dönemde Türkiye olarak biz hedef büyüttük, bir de yükselttik. Gelişmiş ülkeler bile halklarının işini ve hayat seviyesini korumanın derdine düşerken biz yatırıma, istihdama, üretime, ihracata cari fazla yoluyla büyümeye yönelerek kendimizi diğerlerinden ayrıştırdık. Aziz milletim, bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Hükümet olarak uyguladığımız ekonomi programının odağında vatandaşlarımızın işini korumak, bunun da ötesinde sürekli yeni iş alanları oluşturarak istihdamı geliştirmek vardır. Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Nüfusumuz 20 yıl öncesine göre 20 milyon artarken istihdama katılan kişi sayısı da 20 milyondan 34 milyona çıktı. Tarihimizin en yüksek iş gücüne katılım oranına ulaşırken istihdamı 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkarttık. Hatırlarsanız salgının ilk aylarında iş gücüne katılım 29 milyona, istihdam 25 milyona kadar gerilemişti. Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde biz farklı bir politika izleyerek üretimi ve bireyleri destekledik. Faiz tartışmaları ve kur dalgalanmalarının yol açtığı sıkıntılara rağmen bu politikadan taviz vermedik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli ekonomi programımızı ısrarla ve kararlılıkla uygulayarak salgının ilk aylarındaki kayıpları hızla telafi etmekle kalmadık, ötesine de geçtik. Dünya küçülürken biz büyüdüğümüz istihdam ve ihracatta rekor üstüne rekor kırdığımız bir dönemi geride bıraktık. Netice itibariyle hükümetlerimiz döneminde 11 milyonun üzerinde insanımıza çalışacak iş sağladık. Geçinecek gelir temin ettik. Bahar mevsimiyle birlikte canlanacak turizm, inşaat ve tarım sektörleri istihdamı daha da yukarıya taşıyacaktır. Elbette hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar vardır. Elbette sokakta, tezgahta vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjöktüreldir, bu döneme mahsustur. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm çalışanların gelirlerinde yüksek oranlı artış yaparak esnaf ve sanatkarlarımızı kredi paketleriyle destekleyerek hayat pahalılığının insanlarımızın üzerindeki yükünü azaltmanın gayreti içindeyiz. Ancak bunları konuşurken şu gerçeği de kesinlikle gözden kaçırmamalı, aklımızdan çıkarmamalıyız. Alım gücündeki düşüş bir süre sonra telafi edilebilirken kaybedilen işin, kaybedilen huzurun, kaybedilen vaktin geri kazanımı çok daha zordur. Böyle dönemlerde asıl olan çalışacak iş Hayatını sürdürecek gelir sahibi olmaktır. Asıl olan kendine ve ailesine karşı mahcubiyet yaşamamaktır. Asıl olan nice krizler, nice sancılar içinde kıvranan bölgemizde başı dik durabilmektir. Asıl olan geleceğe umutla bakabilmeyi sürdürecek zemini kaybetmemektir. Bunun için fabrikaların çalışması, esnafın dükkanının açık kalması toprağın ekilmesi, yolların yük taşıyan kamyonlarla dolu olması, emlak ve araç satışlarının sürmesi, hayatın canlı şekilde akışı çok önemlidir. Şayet buralarda bir tıkanıklık, gerileme, çöküş yaşanırsa işte o zaman felaket kapımıza dayanmış demektir. Hamdolsun. Böyle bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Hali hazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden her geçen ay inişini görerek geleceğiz. Milletimizin karşısına güçlü bir eser ve hizmet altyapısıyla, güçlü bir sanayi ve ticaret işleyişiyle, güçlü bir güvenlik ve diplomasi çerçevesiyle örülü 20 yıllık kazanımlarla çıktığımız için müsteyiz. Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftihar sebebimizdir. Üstelik bunu gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi 10 yıllar boyunca ekonomilerini ve toplumlarını ipotek altında tutacak eşi benzeri görülmemiş parasal büyümelere, borçlanmalara gitmeden başardık. Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm gelişmiş ülkelerin, ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunun önümüzdeki döneme ilişkin en önemli sıkıntısı, sancısı, krizi işsizliktir. Bunun için batıdaki merkez bankaları enflasyonları 6-7 kat arttığı halde faizleri kayda değer oranlarda yükseltmekten ısrarla kaçınıyor. Kendi ekonomi teorilerine yıllarca bize yaptıkları dayatmalara aykırı bir politika izliyorlar. Daha da önemlisi bunların çoğunun zaten kırılgan olan siyasi ve sosyal yapılarının ortaya çıkacak işsizlik krizinin altından kalkıp kalkamayacağı da meçhuldür. Hamdolsun biz Türkiye ekonomi modeli diye ifade ettiğimiz çerçevesini ve yönünü kendimizin belirlediği bir politikayla süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Uyguladığımız ekonomi politikalarının doğruluğunun kimi mahcubiyetle de olsa, kimi dolaylı yollardan işaretle de olsa içeride ve dışarıda teslim edilmeye başlandığını görüyoruz. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir. Ülkemizi 2023'e milletimize söz verdiğimiz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi ve ekonomik iklime kavuşmuş olarak sokmakta kararlıyız. Aziz milletim, son dönemde üzerinde en çok konuşulan, en çok söz söylenen, en çok istismar edilen hususlardan biri de enerji fiyatlarıdır. Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil Sadece fiyatını tartışabiliyorsa, bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megawatttan 100 bin megawatt seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Buranın altını çiziyorum. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 298'den 1808'e yükselterek iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkartarak toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları elbette tüm dünyada yükselmiştir. Hem de oldukça yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum da değil. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla bu fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır. Şimdi elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Milletimin bunları değerlendirmesi ve aklı selim ile de kararını vermesi inanıyorum ki birçok şeyi düzlüğe çıkaracaktır. Konutlarda aylık 200 kW tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kW'a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam mesela Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92 avro, Almanya'da 100 avrodur. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde %5,5'luk buçukluk bir oran karşımıza çıkarken Almanya'da %6,2'lik, Bulgaristan'da yüzde buçukluk, Çekya'da yüzde onluk, Romanya'da yüzde oranlarla karşılaşıyoruz. Benzer bir tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmetini sunan ülkesidir. Bu rakam Macaristan'da 30 avro, Polonya'da 63 avro, Yunanistan'da 100 avro, İtalya'da 156 avro, Almanya'da 256 avro düzeyine yükselmektedir. Doğalgaz fiyatının asgari ücretle mukayesesinde de ülkemiz %5,6 ile en uygun fiyat konusunda yine ilk sıralarda yer alırken bu oran Macaristan'da %9'luk, Yunanistan'da %13'lük, Almanya'da %15,2'lik, Romanya'da %31'lik seviyelere çıkmaktadır. Tekrarın altını çizerek söylüyorum. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Ama buna rağmen Türkiye hem fiyat hem bunun asgari ücreti oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak salgın sebebiyle zaten sıkıntı içinde olan vatandaşlarımızın ilave yükler altına girmesine engel olduk. Bir başka ifadeyle geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5000 lira enerji desteği verdik. Sadece bu üç kalemdeki sübvansiyon rakamının Türkiye'nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen Elektrikte ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar hep olduğu gibi milletimizin sesine kulak veriyor, derdine derman olacak çözümler üretiyoruz. Geçtiğimiz kabine toplantısında 150 kW olan en düşük tarife dilimini 210 kW'a yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler Ocak ayı itibariyle tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36'lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. Öncelikle 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kWh'in üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz içinde küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defa da ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde beş ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık Yeni bir sosyal destek paketi ile ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik. Aziz milletim, yeşil büyüme stratejimiz çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık veriyoruz. Bu amaçla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Şimdi de mevcut desteklerin kapsamını genişleterek güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ediyoruz. Böylece güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde otuz oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz. Amacımız firmalarımızın ihtiyaç duydukları elektriği kendi bünyelerinde ve yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edebilmelerini sağlamaktır. Bu yöntemle rekabet güçleri artacak firmalarımız aynı zamanda ülkemizin Paris İklim Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkıda bulunacaklardır. Yeni enerji desteğinin ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim öğretim yılının yeni dönemine hamdolsun huzurlu bir şekilde başladık. Bu meslek mensuplarının 60 yıllık özlemine cevap veren öğretmenlik meslek kanununu da geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduk. Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili Aralık ayının son haftasında yaptığımız yeni düzenlemenin olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Öğrenci sayıları 159 binden 335 bine yükselen mesleki eğitim merkezlerimizde hedefimiz bu rakamı 1 milyonun üzerine taşımaktır. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine büyük katkı sağlayan bu merkezlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer husus önümüzdeki hafta sonu açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu projesidir. Bu dev projenin inşasını 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı ile tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu projesinin önemli bir projesidir bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla geçiş uzunluğu 4608 metreye ulaşan bu köprü kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü 318 metrelik Çelik Kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik top mermisi figürüyle birlikte 334 metreyi bulan köprümüz bu bakımdan da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Hizmete açacağımız otoyol projesi Malkara Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltırken Lapseki Gelibolu arasında feribot ile saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz. Çanakkale Boğazı'nın bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin somut bir ifadesi olarak kalkınma tarihimizdeki yerini alacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyor bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Buradan çiftçilerimize de bazı müjdeler vermek istiyorum. Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibariyle üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde otuza varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren can gübresi, amonyum sülfat ve nitro power gübrelerinde de yüzde otuzluk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde on iki indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini bir ay öne çekiyor. Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Sözlerimi yurtlarda kalan yüksek öğrenim öğrencilerimize vereceğimiz bir müjdeyle tamamlamak istiyorum. Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 2 kat artışla 32 GB'a çıkardık. Şimdi de akademik yarı yılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık üçte birlik artışla 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon sebebiyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz. Beslenme yardımında yaptığımız bu artışın Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan 745 bin öğrencimize hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak koronavirüs salgını ile ilgili hatırlatmalarımızı tekrar, tekrarlamak istiyorum. Omikron varyantı vaka sayılarını fevkalade artmasına rağmen hamdolsun hastaneye yatışlarda sistemi zorlayacak bir yükselişle karşılaşmadık koronavirüse karşı geliştirilen yeni bir ilacı yerlileştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunarken Türkovak aşımızı da 81 ilimize ulaştırdık. Aşısı bulunmayan veya eksik olan vatandaşlarımıza en kısa sürede kendi aşımız Türkovak'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda tüm dünyayla birlikte biz de bu musibeti gündemimizden tamamen çıkartmış olmayı ümit ediyoruz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Bu kadar müjdeler verdik, alkış yok.